Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mayasız hamurdan tavada mis gibi lahmacunlar hazırlayacağız. Umarım tarifimi ve videomu beğenirsiniz. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu da beğenirsiniz. Çok sevinirim. Buyurun lahmacunlarımızın hamurunu yapımıyla başlayalım. Hamurumuz için 7 su bardağı unumuza bir miktar tuz ilavesi yaptıktan sonra 1 su bardağı süt, 2 su bardağı suyumuzu ekleyelim. Ve yavaş yavaş yoğurma işlemine başlayalım. Sütü kullanmamdaki amaç lahmacunlarımız pişerken çıtır çıtır olacaktır. Ama daha sonra bekleyen lahmacun olacaksa daha sonradan yumuşak bir lahmacun elde etmek istediğimiz için süt tercih ettim. Ama isterseniz süt tercih etmeyebilirsiniz. Ve hamurumuzu yoğurup kıvam alıncaya kadar yoğurduktan sonra iç harcımızı hazırlamaya geçelim. İç harcımız için 2 adet orta boy kuru soğan, 4 diş sarımsağımızı robottan geçirelim ve yarım kilogramlık kıymamızın üzerine ilave edelim. Ardından aynı şekilde 4 adet domatesimizi de robottan geçirdikten sonra harcımızı ekledik. Ardından baharatlarımızı ilave etmeye başlayalım. Baharat olarak tuz, pul biber, kimyon, toz kırmızı biber. Toz kırmızı biberi biraz fazla tutabilirsiniz arkadaşlar. Karabiber ve biber salçası, domates salçası 2 yemek kaşığı harcımıza ilave edelim. Bu esnada 1 çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapalım arkadaşlar. Ve kıymanızın yağlı olmasına özen gösterin. Kıymanız ne kadar yağlı olursa o kadar lezzetli olacaktır. Ve hamurumuzu yoğurma kabından çıkaralım. Tezgahta bir miktar daha yoğurduktan sonra beze şeklini vermeye başlayabiliriz. Mandalina büyüklüğünde parçalar kopardığımız hamurlarımızı beze şekli veriyoruz. Ve bir kenarda hazırda bekleteceğiz. Ardından merdane veya oklava yardımı ile çok ince olmayacak şekilde ve çok da kalın olmayacak şekilde açacağız. Ve iç harcımızı sürdükten sonra tavada pişmeye bırakacağız. Bu saymış olduğum malzemeler yarım kilogramlık kıyma için arkadaşlar. Ama siz daha fazla yapacaksınız. Malzemeleri biraz fazla tutabilirsiniz veya daha az tutabilirsiniz. Toplamda 14-15 adet lahmacun çıktı bizim malzemelerimizden. Dediğim gibi siz kişi sayısına göre arttırabilirsiniz veya eksiltebilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi lahmacunlarımızı çok kalın olmayacak şekilde açtık. Harcımızdan bir miktar alıp hamurlarımızın üzerine süreceğiz. İsterseniz bütün hamurlarınızı önce açıp daha sonra iç harcını sürerek sırasıyla pişirebilirsiniz. Ya da benim gibi tek tek böyle hazırlayıp pişirip kaldırabilirsiniz. Hiç fark etmez. Eğer iki kişiyseniz benim yaptığım gibi hazırlamak daha kolay olacaktır. Ama eğer yalnız yapıyorsanız önce bütün hamurları açıp daha sonradan harcını yerleştirip sırasıyla pişirme işlemi sizin için daha kolay olacaktır. Tavada olduğu için çok uzun uzadıya bekletmeyecek sizi pişmek için. Ve tavamızı aldık. Varsa elinizde bir kapak kapatalım. Kendi buharında üst kısmındaki kıymalarını da pişirsin. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Pufuduk pufuduk kabardılar. Altının piştiğinden emin olduktan sonra lahmacunlarımızı tavadan alabiliriz. Ve daha sonra servise hazır hale gelecektir. Yapıp deneyen arkadaşlar şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.